Sayın seyirciler, bilindiği gibi asgari ücretli, milyonlarca asgari ücretlinin gözü kulağı uzun süredir Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı açıklamaya kilitlenmişti. Ankara'da yapılacaktı açıklama ve bugün öğle saatlerinde Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yaparak asgari ücretin 21.56 zamlı şekilde oluşacağını söyledi. Yani sizin anlayacağınız asgari ücrete eski fiyata 500 lira zam geldi sayın seyirciler. Ve yeni ücret yılbaşından itibaren uygulamaya konulacak. Milyonlarca asgari ücretli çalışanın gözü kulağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısındaydı. Komisyon 4. toplantısını Ankara'da Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda yaptı. Asgari ücrette zam düğümü nihayet çözüldü. 1 Ocak 2020 itibariyle asgari ücrete 21.56 oranında zam yapıldı. Yapılan bu zamla birlikte asgari ücretli çalışanın cebine 500 lira daha fazla para girecek. 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret brüt 3577 lira 50 kuruş, net 2825 lira 90 kuruş olarak belirlenmiştir. Aylık 2825 lira 90 kuruş olarak açıkladığımız net asgari ücret bekar ve çocuksuz bir çalışan için geçerli olup evli ve 3 çocuklu bir işçi için net asgari ücret ise 3013 lira 72 kuruş olacaktır. Asgari ücret açıklandı. 500 lira zamlandı asgari ücret. Ne düşünüyorsunuz? Yetersiz. En az 3000 lira olması gerekiyor. Yeterli değil. Kesinlikle bu hayat şartlarında hepimizin bildiği gibi. Bana göre yeterli değil. Ne kadar olmalıydı? Bana göre yani ben çalışmıyorum, emekliyim ama bana göre 3000 net olması lazım. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 yılı asgari ücretinin salgın koşulları göz önünde bulundurularak belirlendiğini ifade etti. 2021 yılında uygulanacak asgari ücret belirlenirken ekonomik dengelerin yanı sıra salgının olumsuz etkileri de dikkate alınmıştır. Hükümet olarak her daim işçilerimizi korumaya devam ettik, devam edeceğiz de. Asgari ücret 2020 yılında bekar bir işçi için aylık brüt 2943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyordu. Asgari ücret yasa gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu temsil ediyor.